Vay, bak bu başkana da oy verdik. Ne mutlu inşallah. Başarılarınızın devamını diliyorum. İnşallah arkanızdayız. Evelallah. Hadi bir resim çeksin. Çekin arkadaşlar. Bir resim çek. Çek çek. Sağ olun. Size bu sefer oyumuzu verdik. İnşallah pişman i̇nşallah, olmayız. Tabii ki. Ama çok memnunuz. Her tarafta geziyoruz, bakıyoruz. Oturaklar olsun, şeyler, kurumlar olsun. Sosyal tesislerin orada. Yani memnunuz. Her ne şeyden mutlu, çok memnunuz. Ne mutlu bana. İnşallah yani hep böyle da, memnun kalırız. Tabii, tabii. Her şeyden memnun zaten kalırız. Zaten siz hizmet için buradayız. Başkanımız da biz de. Evet. Yani eksiğimizi söyleyeceksiniz, tabii, düzelteceğiz. Tabii. Yok, geçen seneye rağmen baktım çeki bizden çok yerinde. Ne mutlu bize. Çok güzel, hoşuma sağ olun, gitti. Sağ olun. Ailenize selamlar. Çünkü inşallah İstanbul daha iyi olacak. Sizlerle birlikte. Sizinle. Ben oy atıyorum vallahi. Ne mutlu bana. Bildim ben de size layık olsun. Vallahi billahi. Senin layığını istiyoruz. Senin layığını istiyoruz. Layık ol bize. Her şeyimize çözüm. Endişen olmaz. Ama layık olacak zaten, tabii, oldu. Tabii tabii. Çok çalışın, inşallah, layık olacağız. İnşallah. İnşallah. Çözüm olacak her şeye. Çözüm her şeye çözüm inşallah. Nasılsınız? Başkanım hoş geldiniz. Nasılsınız? Hayırlı işler. Eyüp'e gelmiştiniz hocam. Eyüp'e gelmiştiniz seçimden önce. Evet. Bu bebek hocam. Ciddi mi söylüyorsun? Evet hocam. Maşallah. Allah bağışlasın kardeşim. Uğurlu geldiyse demiştiniz. Onur duydum vallahi. Ama güzel bal gibi yüzü var. Allah mahcup etmesin onu. Teşekkür ederim hocam. Hayırlı İyisiniz olsun hocam. Mi? İyiyiz hocam. Siz nasılsınız? Yapacağım bir şey var mı? Yok, sizin sağlığınız hocam. Dua edin bize. Ediyoruz hocam. Allah bağışlasın. Biz sizden çok memnunuz hocam. Sağ olun. Öpüyorum onu. Hayırlı olsun. Var olun. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Nasılsınız? Hayırlı işler. Kolay gelsin. Ekrem Başkan'a merhaba. Başarılar dilerim. Tebrik ederim. Ben sizden ricam olacak başkanım. Bu otobüs şoförlerine biraz ayar verirseniz çok tamam, iyi. Tamam, geçen gün Gazi Osman Paşa Yıldızlarca'dan beyinli arabaya binip otobüsü. Tamam, sordum. Gazi Osman Paşa'ya gider mi diye. Yeni arabalar olduğu için bilmiyordum. Yoksa sormazdım yani. Tamam. Bana bir bağırdı çünkü. Bana ne dedin lan dedi. Ne soy bana dedi. Ne, niye söylüyorsun nereye dedi. Otobüsler anneciğim. Karlıtepe'den. Ben Karlıtepe'den Burak, bindim. Eşimle beraber. Bunu sen al. Sordum. Bak annemiz. Halisizlik yaşamış, otobüs şoförünün böyle Yıldız kötü terbiye. Bir cevabını da yaşamış. Evet. Sordum ben kendisine. Bunu bizzat bir yönetici annemizi ziyaret edecek, dinleyecek. O hatta kim varsa toplayıp şoförlerle bu konuyu yeni konuşacak. Gelen, yeni bana gelen da, bana da, bana da görüntülerini yollayacak. Bana ne dedi, niye soruyorsun dedi. Zaten dedi başıma şey vurmuş beni dedi. Kardeşim dedim o kadar zorlanıyorsan dedim. Yapma. Bu işi yapmayacaksın dedim. Bırakacaksın dedim. Tamam. Ben birebir ilgileneceğim anneciğim. Başkanım ben sizi çok destekledim. Ölene kadar da destekleyeceğim. Merhaba. Adam patronmuş. Haberin var mı? Var. Patron yardımcısı. Patron yardımcısı. Adam şirketi kurmuş. Hadi bakalım. Abla iyi günlerin olsun. Evet. Efendim abla. Sağlık var ya şöyle bir bak. Bir samırsak aldık mı? Sadece bir samırsak. İyi olacak inşallah. İnşallah. Niye pahalı diyorlar? Niye pahalı? Pahalı değil ki hocam. Hayır niye diyorlar ben de soruyorum. Hanımefendi kızdı ya. Başta, aldı. Başta yeni çıktığı için böyle bir fiyat artışı oluyor. Ondan sonra düşecek. Böyle belki maaşı yetmiyor. Biraz bir gerçek. Biraz zam yapsınlar maaşları. Bir şey yetmiyor zaten. Öyle. Kime yetiyor ki? 250 lira. 200 lira ilk çıktığında 200 dolardı. Şimdi 200 dolar değil bak 4 doları yapmıyor. 5 doları yapmıyor. Nasıl olacak? Merhaba kızım. Nasılsınız? Hoş geldin. Hoş geldin. Yardım da gidiyoruz. Biraz önce de keşke belediye başkanımızı görsek gibi. Yüksek renkli diyor. Sağ ol. Teşekkür. Çok naziksiniz. Ne mutlu bana. Teşekkür ederim. Senin güzel gönlüne kurban Umay'cığım. Öpüyorum seni. Başarılar dilerim sana. Çekelim biraz geç kaldık. Kusura bakma. Bereketli olsun. Memnuniyetle. Siz? Çok teşekkür ederim. Kim çekiyor bizi? Her şey çok güzel olacak. İnşallah. Güzel kız nasılsın? Başkanım merhaba. Nasılsınız? Sayın başkanım hoş geldin.
Allah ekonomiyi bozanlara soracaksınız. Yani ben keşke elimde sihirli değnek olsa. Başkanım yine soracağız. Tabii. Her şey çok güzel. Bir şey sorabilir miyim başkanım? Evet. Gönderdiğiniz hediye için de çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Bebeklerimiz oldu. Ne mutlu bana. Yani Allah bağışlasın. Minnettarız. Çok sağ olun. İkiz mi oldu bebekler yok, deyince? Yok. Bir kardeşim. Ha, iki, ha, ne güzel. Allah bağışlasın. Sağ ol. Başkanım bir fotoğrafını çekelim. Ben çektim, yollarım size. Tamam. Fıstık kaça gidiyorsun sen? Ben lise 1'e geçtim. Aferin. Başkanım çok bir fotoğraf güzelsin. Çekilebilir miyim? Başarılar dilerim sana. Ablamı çek. Abi ne haber? İyiyim, sen de iyisin. İnşallah. Allah razı olsun. Çok sen benimle tanıştığıma çok memnun oldum. Birincisi. Hayırlı işler. Kolay gelsin. Başkanımızdayız. Sizin böyle samimi olduğunuzda ben 50 seneden beri Eyüp Sultan'dayım. Ablacığım iyi pazarlar. Ben bu pazarda, bu muhitte, bu semtte 50 seneden beri kendi semtimdir bu. Başkanımı da ilk defa görüyorum. Bakın çok başkan gördüm ama bu kadar samimi olarak bu pazar gezileri halkla iç içe olurdu. Gerçekten takdir her ediyorum. Zaman. Yapacağız, yemin dinleyeceğiz. Vatandaş dinlemeden hizmet daha bir kere mı? Daha inanır mısınız? Kaç kere kapıya gittim. Daha hiç kimseye hiç değil ama sizinle ben bu kadar çok samimi olarak birinizi. Hep ikinci beraber gezeceğiz. Başkanım. Nüfus azaldı. İşler yok başkanım ya. Yani. İşler çok sıkıldı başkanım. Tabii milletin alışveriş geçim, gücü geçim dünyası çok zorlaştı başkanım. Eskisi değil yani. Görüyoruz yani. Bu yani milletin hiç kimsenin yüzü gülmüyor. Herkes hiç kimsenin yüzü gülmüyor. Cebimizde bir herkes borçlandı. Borç. Tıkandı. Tıkandı hocam. Yani çok kötü bir ekonomik süreç yönettik. Yani yani çok sıkıntı yani. Yani millet geçim zorlaştı. Eskisi değil. Öyle. Adam 15 bin ev kirası veriyor. 19 bin maaş alıyor. 19 bin insan nasıl maaş geçirecek? Adam evine bir şey mi almayacak? Bir kilo basıyor olmuş 100 lira kilosu. Biz bile alamıyoruz. Bizim malımız bile belli. Satamıyoruz ki. Bir adım emmesi 1,5 bin yiyemesi pazarda. Geçinen yok ki. Yani geçim çok zorlaştı yani. Eskisi yani yapamıyoruz. Yani milletin geliriyle yani geliri 10 liraydı 20 lira oldu, gideri 15 liraydı oldu 25 lira. Evet, yani öyle bir fark oldu. Masraf çoğaldı. Çünkü bu ekonominin dengesiz yönetimidir yani. Bakın yani ülkede enflasyon, efendim dövizin artışı, borçlanma birçok konu bunun yani, etkisiyle bugüne geldik. Yani altın desen yine öyle desen. Yükseldi. Adam cebine 50 milyon parası var, altın alıyor. Altın da alamıyor yani. Altın da alan yani, da alıyor, almayan da almıyor. Yani hayır, eskiden yani asgari ücretle atıyorum 10 tane, 15 tane altın alıyorsa çeyrek altın şu bu. Şimdi 3 tane 3 tane zor yani. Yani öyle ya, duruma düştük. Duruma çok zor başkanım. Öyle. Başkanım görüşürüz. Ekonomiyi düzelteceğiz ama ekonomi itibarla yönetilir. Bak onu söyleyeyim. Eğer ekonomiyi ben ne dersem onu yap dersen olmaz. Ekonominin olmaz. Kuralları var. Doğru konuşuyorsun başkanım ama. Ekonominin kuralları var. Ama başkanım yani düzen yok başkanım şimdi ya. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim sana. Yani sen bir malı alıyorsun, satıyorsun, ticaret yapıyorsun. Evet. Kârın belli. Satın eve gidiyorsun, malı. Ayağını yorganına göre uzatıyorsun. Doğru söylüyorsun. Hesabını bilmezsen geçinebilirsin. Yapamazsın ki. Çünkü ülke farklı değil. Bak ülke farklı değil. Hesabını bilmek, kitabını bilmek, üretimini bilmek, üretimi desteklemek, tüketimini ona göre yapmak. Ama üretim de olmuyor başkanım. Olmuyor ya. Işte zaten üretim, zaten üretim, mesele üretim diyor. Yani. Üretim mesele yok. Bütün. Üretim olmadı mı oluyor? Öyle. Kazanç olmuyor. Öyle. Yani durum iyi yönetemediler ekonomiyi. Çok başkanım, her şeyin hayırlısı inşallah. İyi olacak. İnşallah başkanım.